Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Dileklerimizi tuttuk, niyetlerimizi tuttuk. Neyse halimiz çıksın falımız diyerek falımıza başlıyoruz. Dışa doğru bir sıçrama var, bir gözyaşımız var. Allah mutluluktan nasip etsin ağlamayı diyerek şöyle bir genel olarak bakalım fincanımızda neler var. Göz var, nazar var ama gözyaşı da var. Çok fazla ağlamayacaksınız ama bu mutluluk ağlaması değil. Uzaktan akrabalar geliyor, yakınlarınız geliyor. Kalabalıklaşıyorsunuz yakın dönem içerisinde. Dua eden bir insan var. Birisinin iyileşmesi veyahut da bir yani böyle ecelini bekleyen birisi var sanki. Bununla ilgili sürekli dua ediyor. Allah'ım hangisi hayırlıysa onu nasip et diye dua ediyor bu dua eden kişi. Bakın şurada bir açık mezar var. Hasta bir kişi var, yatıyor şu an. Yatalak durumda zaten, bu uzun süredir yatıyormuş. Bu insanın artık bir tarafa dönmesi için dua ediliyor. Ve daha fazla çekmeden bu dünyadan göçüp gitmesi dileğiyle dua ediliyor. Yani uzaktan gelenleriniz var. Haneniz kalabalıklaşacak. Acayip şekilde göz var hanenizde. Nazarınız var. Nazar edenin haricinde böyle sanki laf söz edenler var. İşte sürekli bir akıl fikir vermeye çalışanlar var. İşte şöyle yapsam böyle yapsam. Yani ne bileyim. Baktığınız insan sizin yakınınız, babanız veya anneniz veya kayınvalideniz, kayınpederiniz. İnsanlar her şeyi eleştirmeyi çok seviyor malum. Miras kavgası olacak mı diye etraftan böyle yakın çevrenizden, konudan, komşudan, uzak akrabalardan böyle bir dedikodular var. Allah böyle insanlara fırsat vermesin. Bu insanın vefatı çok yakın zaman içerisinde. Yani birkaç ay içerisinde toprağa katacaksınız. Çok fazla sürmeyecek. Allah çok çektirmesin diyelim. Yaşlı bir insana bakmak zor. Fakat yatalak bir insana bakmak çok çok daha zor. Bakana da zor, yatana da zor. Çünkü belli bir süre sonra yaralar açılıyor ve bu insanı rahatsız ediyor. Ve şu an gerçekten de yemesi içmesi kesilmiş gibi sadece sıvı tüketebiliyor. En fazla böyle ağzına kaşıkla su akıtılıyor sanki böyle şuracıkta. Bakın biri başucunda oturmuş elinde kaşıkla ağzına damla damla böyle su akıtıyor sanki. Yakın çevreniz sürekli sizi gözlüyor. Takdir edeni de var ama eleştireni, arkadan dedikodu yapanı da var. Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın hepimizi. Bir miras dağılımı olacak, adaletli olacak. Fakat çevredeki insanlar size işte sen bakıyordun, sen ediyordun, daha çok hakkını senin alman lazım vesaire gibi bir durumlar söz konusu. Ama siz kardeşleriniz işte aile içerisinde bunu eşit bir şekilde bir paylaşacaksınız. Sıkıntı sorun olmayacak bununla alakalı ama siz bu paylaşımı bile kimseyle paylaşmayın. Çevrenizdeki insanlar sürekli böyle birilerine akıl fikir vermeyi çok sever. Ve çevrenizdeki insanlar iyilik isteyen birileri değil. Açık arayan birileri. Oturup konuştuğunuz iki kişi var. Bu evde gelinseniz, bu insana siz bakıyorsanız zaten sizin için de ayrıyetten bir pay çıkacak.
Kardeşseniz bile gene aynı şekilde yani. Size ayrıyetten bir pay çıkılacak. Çünkü bakan kişi siz olduğunuz için size daha fazlasını vermeye çalışacaklar. Hani biz bir şey yapamadık, sen elinden geleni yaptın diye. Dua eden kişinin gerçekten de duaları o kadar hayırlı ki çok fazla uzun sürmeyecek. Bu birkaç ay dedim ama yani en fazla bir veya iki ay yani. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. Evet, yan yana oturmuş birkaç kişi var böyle. Dua eden birisi var. Bu kişinin eceli o kadar yakın ki yani söylediğim süre kadar bile sürmeyebilir. Etrafınızda boş dedikodu yapan insanlar var. Sürekli işte size akıl fikir vermeye çalışan birileri var. Bir dilek dileyin. Biraz zamana bağlı olacak. Yoldan birisi geliyor. Hatta iki kişi. Birisi oldukça kalıplı, kilolu birisi. Birisi biraz daha zayıf bir kişi. Ve zamana bağlı yani çok uzun bir vade değil ama. Yakın. Boş dedikoduları kesecek bir kişi olacak. Bir konuşma yapacak toplum içerisinde. Böyle kalabalık içerisinde otururken birilerinin böyle duyduk kulağına gelen lafı milletin çenesini kapatacak bir şekilde güzel bir konuşma yapıp kimsenin ağzının açılmasına sebep vermeyecek. Gerçekten de aile içerisinde bu büyük birisi. Söyleyen kişiler de kendi söylediklerinden rahatsız olacaklar zaten söyledikleri cümlelerden. Bir melek kanadı çıkmış. Hanenizi koruyup kollayan bir meleğiniz var. Sıkıntınız, sorununuz yok. Uzaktan bir haberiniz var. Hemen gelemeyecek ama cenazeye yetişmeye çalışacak bir kişi. Evet, mezar taşı gibi bir yer. Yani mezar ama mezarın şu an üstü açık. Yani mezar açık. Sanki başına böyle hani belli olsun diye tahta falan çakılır ya o şekilde gibi bir mezar yeri var. Mezarın zamanı çok çok yakın. Beklediğinizden bile yakın olabilir. Gözyaşınız var. Bir dileğiniz daha varsa da bu da gerçekten de kısa zaman içerisinde gerçekleşecek. Yolu açık aydınlık. Fincanda ve tabakta görebildiklerim bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen, abone olan, like atan herkese çok çok teşekkür ederim. Bilip bilmediğim ülkelerden takip eden herkese çok çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi günler.